Uzay geometri örnek soru 6. Bu videomuzda uzay geometri konusuna ait bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. X artı 2y artı z eşittir 1 ve x eksi y artı 2z eşittir eksi 8 düzlemlerinin kesiştiği doğrunun x eşittir eksi 3 artı 2t, y eşittir 3t, z eşittir 1 artı 4t doğrusuna paralel olup olmadığını belirleyin. Öncelikle bu iki düzlemin kesiştiği doğruyu bulmalıyız ki ondan sonra paralellik kontrolüne geçebileceğiz. İki düzlemin kesiştiği doğru derken düzlemin birini şöyle gösterelim. Diğerini de şöyle gösterelim. Bu ikisinin kesiştikleri şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Bu doğrunun denklemini bulmak için birinci adım bu iki düzlemin normallerinin vektörel çarpımını yapacağız. Bunun normali x, y, z'nin katsayıları 1, 2, 1. Yani birinin diki böyle, diğerininki böyle. Bu ikisinin vektörel çarpımı bu bizim doğru için paralel vektör olacak. Şimdi buradan n2'yi de çıkartalım. Burada da x, y, z'nin katsayıları 1, eksi 1, 2. Bu iki dik vektörün, şunun diki ve şunun dikinin vektörel çarpımı n1, n2, bizim yazacağımız doğru denklemi için paralel vektör olur. n1 vektörel çarpım n2. Şimdi n1 vektörel çarpım n2'yi gerçekleştiriyoruz. I, J, K'yı yazdık. N1'i yazalım. 1, 2, 1. N2, 1, eksi 1, 2. I, J, K'yı tekrardan yazıyoruz. 1, 2, 1'i de tekrardan yazıyoruz. Saros yöntemiyle determinantı hesaplayalım. 4, I, eksi K, artı J, 2, K, eksi i artı 2j. 4i eksi eksi i'den 5i, j eksi 2j'den eksi j, eksi 3k. 5 eksi 1 eksi 3. İşlem hatası var mı diye kontrol edelim. Bu bizim bu n1 ve n2 vektörlerine dik olması gerekiyor. İç çarpım işlemine tabi tutalım. 5 kere 1, 5. Eksi 1 çarpı 2, eksi 2, eksi 3 çarpı 1, eksi 3, sonuç 0 çıktı. Evet, bulduğumuz sonuç doğru, buna dik oldu. Tahminen onu da diktir, onu kontrol etmeye gerek yok. Şimdi bizim yazmak istediğimiz doğruya paralel vektörü bulduk. Bu 5, eksi 1, eksi 3. Şimdi bu yazmak istediğimiz doğrunun denklemini yazmaya burada gerek yok. Nedeni biz iki tane doğrunun birbirine paralel olup olmadığını kontrol edeceğiz. İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığını kontrol etmek için onlara ait paralel vektörlerin birbirlerine oransal olarak eşit olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bu doğrunun üzerinde şimdi bir nokta elde edip denklemini yazmakla uğraşmayacağız. Onun paralel vektörünü elde ettiğimiz için ikinci adım diğer doğrunun da paralel vektörünü elde edeceğiz. Bu doğrunun paralel vektörü, bu vektörün ismi doğrultman vektörüdür. Paralel vektörü diyelim biz şimdi. T'lerin katsayılar oranıdır. 2, 3, 4. Şimdi bu vektör ile bu vektör eğer ki birbirlerine paralel olursa bizim doğrular evet birbirine paraleldir. Onu tespit etmenin yolu da bütün vektörlerdeki katsayıları birbirine oranlayacağız. X'i X'e oranlıyoruz. 5 bölü 2. Y'yi Y'ye oranlıyoruz. Eşit mi? Eksi 1 bölü 3. Yani bu vektörün bir katı olursa bu paralel olurlar ki katı olmadığı çok açık. Ben sadece yazarak da bir gösteriyorum. Eksi 3 bölü 4. Bir tanesini kontrol etsek zaten eşit olmadıklarını görüyoruz. 15 eksi 2. Eşit değil, eşit değil.
Yani bu düzlemlerin kesiştiği doğru, bu doğruya paralel değildir. Ne yaptık? Öncelikle bu iki düzlemden normallerini çıkarıp vektörel çarpımı yaptığımızda onların kesiştiği doğrunun paralelini buluyoruz. Onu bulduktan sonra bunun da paralelini çıkarttık. Eğer bu iki vektör birbirine paralel olsa doğrular paralel olacaktı. Baktık paralel değil. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.